Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Sevgili dostlar, malumunuz üzere geçtiğimiz hafta son derece kritik bir hafta olarak yaşandı. Gerek hafta içerisinde Fed ile alakalı olan gelişmeler, gerekse hafta sonuna doğru yaşamış olduğumuz çok önemli bir kur atağı, bu haftanın gündemini belirleyen en önemli faktörler konumunda. Doğal olarak yatırımcılar ve tüm piyasada dolar bu seyrini nereye kadar devam ettirebilir? Bu kriz daha da büyüyebilir mi? Bu konuyu bir fırsat olarak ne şekilde değerlendirebiliriz? Gibi almak yönünde mi yoksa satış yapmak yönünde mi daha fazla yükselir mi şeklinde bir takım sorular haklı olarak sizlerin de aklınızda bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bir analiz yapılırken benim inandığım bir gerçek vardır. Oluşan sonuçların sebepleri üzerinde durmak lazım. Yani hiçbir şey sebepsiz gerçekleşmez ve bu sebeplerin ne ölçüde gerçeği yansıttığı ve ne ölçüde kalıcı olabileceği konusunu irdelemek gerekiyor. Piyasa uzmanları ve basın malumunuz üzere dolar-TL'de yaşanmış olan son atağı tamamen Golan tepeleriyle tanımladı. Golan kriziyle ilgili bu tepelerle alakalı olarak yaşanmış olan bir ABD-Türkiye restleşmesinin bir versiyonu şeklinde yorumladım. Zira Ağustos ayında şu anda grafiğim o dönemi yansıtmakta. 2018 Ağustos ayında da ABD ile bir restleşmemiz söz konusu olmuştu ve o dönemde de ciddi şekilde bir takım tedbirler açıklanmaya çalışılmış. Bu problemi gidermek adına hükümet cephesinden, iktidar cephesinden bir takım çözümler üretilmeye gayret edilmişti. Yapılan sözlü söylemler ile bu tabloyu biraz daha yumuşatmak adına bir çaba söz konusu olmuştu. Fakat maalesef ki başarılı olunamamış. Dolar 5 üzerindeki hareketini 7.20'ler kadar 7.20'ler seviyesine kadar devam ettirmişti yakın tarihimizde. Tabii ki böyle bir tablonun söz konusu olmasıyla birlikte yine akıllara şu geliyor. Acaba Ağustos ayında 2018 Ağustos ayında yaşandığı gibi %40'lara ulaşabilen bir atak yaşanacak mı? Bu hareketlilik o tarihlerde olduğu gibi 10-15 gün gibi devam edecek mi? Ve bu işin sınırı nereye kadar devam edebilir tarzında bir benzetme yapılmaya çalışılmakta. Hani hatırlayınız Brunson krizi dediğimiz olay, Brunson problemi ve bugün de Golan tepeleri krizi. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle şu hususa bir vurgu yapmak istiyorum. Benim şahsi kanaatim şudur ki, bu haftanın sonlarına doğru yaşamış olduğumuz, Cuma günü yaşamış olduğumuz bu büyük kur atağının tek ve de gerçek sebebi Golan Tepeleri meselesi değil. Niçin arkadaşlar böyle bir yorumda, böyle bir yaklaşımda bulunuyorum? Zira Golan Tepeleri bizi doğrudan, bizi direkt ilgilendiren bir konu değil. Çünkü Brunson konusu, evet, Rahip Brunson Türkiye sınırları içerisinde tutuklu olan bir insandı ve bu kişinin serbest bırakılması isteniyordu. Bu mevzu ABD ile Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir konuydu. Fakat Golan Tepeleri konusu Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir mesele değil. Öncelikle arkadaşlar bir de şunu ifade etmek istiyorum. Golan Tepeleri meselesini çok kısa bir şekilde size izah etmek isterim. Bu problem biliyorsunuz Trump'ın artık ülkelerinin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki işgalini, hakimiyetini resmi olarak tanımaları gerektiğine dair bir açıklamayla bu noktaya ulaştı. Ve bu açıklamayı müteakip olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak kaydıyla Türkiye hükümeti tarafından çok yüksek bir ses tonuyla biz böyle bir şeye kesinlikle karşı çıkarız. İsrail'in buradaki egemenliğinin tanınması, resmi olarak tanınması söz konusu olamaz denildi. Oysa ki İsrail zaten 1967 yılından beri buradaki işgalini devam ettiriyor. Hatta bu işgali bir ilhak noktasına getirdi. Nedir ilhak? Burayı kendi topraklarına kattığını ilan etti. Konu sadece işgal boyutunda bile değil. Burası çok küçük bir tepe arkadaşlar. Suriye'nin güneybatısında yer alan bir yer ve 67 yılında İsrail burayı işgal ettikten sonra bu bölgede yaşayan Suriyeli Araplar kaçmak zorunda kalıyorlar. Ve 73 yılında Araplar ile İsrail arasında Kippur Savaşı adı verilen bir savaş çıkıyor. Araplar burayı geri almak için uğraşıyorlar. Ancak bu savaşın sonunda Araplar İsraillilere çok önemli kayıplar verdirmiş olsa da maalesef ki yine başarılı olamıyorlar ve 1974'te bir ateşkes imzalanıyor. Fakat bu ateşkese rağmen 1981 yılında İsrail burayı
ilhak ettiğini, kendi topraklarına kattığını iddia ediyor, açıklıyor. Ama uluslararası toplum bunu kabul etmedi. Ve burada 30'u aşkın yerleşim yerine İsrail yerleşim birimleri oluşturmak ve buraya Yahudileri yerleştirmek kaydıyla burayı kendi toprakları gibi görmeye ve burayı bir şekilde bu anlamda dünya kamuoyuna lanse etmeye çalıştı. Evet arkadaşlar, konu bu. Yani Golan Tepeleri mevzusu bu. Biz bunun neresindeyiz? Biz bunu sadece bir İslam coğrafyası adına ve burada misyon üstlenmiş bir ülke sıfatıyla bu konuya karşı çıkıyoruz. Diğer ülkeler bizim kadar karşı çıkıyor mu? Burası tartışmalı. Veya bu olaydan diğer ülkeler Amerika ile resleşmek üzere bizim kadar zarar gördüler mi? Bu da ayrı bir konu. Bunların hepsini sizlerin takdirinize bırakıyorum. Evet, şimdi meselenin görünen yüzü bu şekilde adlandırılıyor. Tekrar söylüyorum, bana göre meselenin görünen yüzü bu değil. Evet, ABD ile Türkiye'nin resleşmesi hoş bir şey olmuyor ve ABD sürekli olarak elindeki yaptırım sopasını kaldırıyor ve işte şunu yaparım, bunu yaparım ha şeklinde bir takım dayatmalar da bulunuyor. Arkadaşlar, dolarda zaten yaşanmakta olan önemli bir sıkışma vardı. Dolar TL'nin Türkiye gerçeklerini dikkate aldığımız zaman içinde bulunduğu seviye itibariyle önemli bir atak yapabileceği, kademeli olarak devam ettirmekte olan yükselişini önümüzdeki süreçte de devam ettireceğine dair çok önemli beklentiler var. Hane halkı 175 milyar dolarlara ulaşan çok ciddi seviyelerde bir dolar stoğu yapmış durumdaydı. Şirketler hakeza aynı şekilde. Seçimlerden sonra ülke ekonomisinin çok daha sıkıntılı günler yaşayabileceğine dair, ekonomi disiplinimizden taviz vermek durumunda kalabileceğimize dair çok önemli endişeler vardı. Bu nedenle sizler de sürekli olarak dinliyorsunuz ve okuyorsunuz. Hep seçimden sonra dolar 8 mi olur, 7 mi olur, 10 mu olur gibi bir takım tahminler, bir takım kehanetlerde bulunuyordu. Tabii ki bu kehanet ifadesini şu anlamda söylüyorum. Hani doların 7 mi olacağını, 9 mu olacağını, 12 mi olacağını önceden net olarak bilmek ve öngörmek mümkün değildir. Ve hep söylediğim üzere şu olacak, bu olacak şeklinde kesin yargılar asla ve asla doğru değildir. Şunu çok açık bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Acaba kaç kişi cuma günü dolarda böyle bir yükseliş olabileceğini öngörebilmiştir? Evet, doların yükselişini hepimiz bekliyorduk. Ama bir gün içerisinde doların 5.80'lere böyle bir atak yapabileceğini bekleyebilmek, öngörebilmek çok zor bir durumdur. Evet arkadaşlar, dedik ki esas mesele Golan Tepeleri meselesi değil. Golan Tepeleri meselesi değil. Ana mesele aslında ekonomimizin içinde bulunduğu sıkıntı. Ne oldu arkadaşlar? Malumunuz üzere bu hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki ÖTV vergilerini ben bir süre daha erteliyorum dedi. İşte bazı vergi gruplarını Haziran sonuna kadar, bazı grupları ise yıl sonuna kadar ertelemede bulundu. Değerli dostlar, bu tarz davranışlar evet ekonomiyi canlandırmak, iç piyasayı hareketlendirmek, tüketimi hareketlendirebilmek bakımından önemli adımlar olabilir. Fakat dış dünya bize borç vermekte olan veya borç talep edebileceğimiz durumda olan ülkeler, ekonomimizi yakından inceleyen ülkeler, Türk parasının gücünü yakından test etmekte olan ve yatırım yapmakta olan yatırımcılar bunu şöyle algıladı. Dedi ki, görünen o ki Türkiye ekonomisinin durumu iyi değil. Ekonomik olarak sıkı bir disiplin, sıkı bir politika izleme konusundaki kararlılıklarından vazgeçmek üzereler. Bir takım tavizler vererek, bir takım genişleme politikaları izleyerek piyasayı canlandırmak için çaba gösterecekler ama bu ekonomi için tam anlamıyla bir çözüm olmayacaktır. Bu konu daha önceden YEP programıyla açıklanmış olan mali disiplinle hiçbir şekilde örtüşmeyecek. Hele hele seçimlerden sonra biraz daha farklı bir ekonomik coğrafyayla, ekonomik tabloyla karşı karşıya kalacağımız için sıkıntıların biraz daha ayyuka çıkabileceğinin endişesiyle piyasa doları çok daha farklı bir şekilde fiyatlama ihtiyacını hissetmeye başladı. Tabii ki bütün bunların yanı sıra dünya genelinde de gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine yönelik bir satış baskısı vardı. Niçin arkadaşlar? Cuma günü sadece biz değer kaybetmedik. Brezilya reali örneğin %2'ler civarında değer kaybetti. Evet, en büyük reaksiyonu biz verdik. Bu reaksiyonu bu kadar güçlü bir şekilde bizim yaşıyor olmamızın en önemli etkeni, az önce ifade etmiş olduğum gibi, bizim bu Golan Tepeleriyle alakalı olarak sesimizi çok fazla yükseltmiş olmamız, ama bunun temelinde, bunun geri planında var olan bazı gerçekler var ki Türk parası TL bir kırılganlığa,
bu denli önemli ataklar yapmaya çok müsait bir konum içerisinde, bir zemin içerisinde bulunuyor. İşte bu zemin veya temel Türk parasının ve Türk ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntılardan ve problemlerden ve ekonomimize olan güvensizlikten kaynaklanan bir durum. Arkadaşlar, konuyu birinci başlık olarak Golan Tepeleri dedik. İkinci başlık olarak Türkiye içerisindeki kararlar dedik ve malumunuz, biliyorsunuz, dövize bir stopaj uygulaması getirildi. Hane halkının döviz mevduatlarına bu kadar ciddi eğilim gösteriyor olmasını bir engel oluşturabilmek ve eldeki dövizin bozdurulmasını veya döviz tevdiatı olarak paranın tutulmasını engelleyebilmek bakımından vergiler, stopajlar %20'ler civarlarına yükseltildi. Fakat değerli arkadaşlar, şu da bir gerçek ki Türk halkı doları veya dövizi oradan elde edeceği 3-5 kuruşluk bir faizi dikkate alarak tutmuyor. Onun konusu güvensizlik ve önemli bir yükseliş olabileceğine dair, geçmişte yaşandığı gibi önemli bir atak olabileceğine dair bir anlamda kendi para, içinde bulunmuş olduğu mali koşulları geliştirebilmek ve yaşanmakta olan sıkıntılar ve krizler bazında kendi ekonomik durumunu garanti altına alabilmek için bu denli dolarize olma ihtiyacını hissetmiş durumda. Stopajın artırılması, indirilmesi vesaire, bu kadar büyük miktarda dolar almış olan veya dolara ilgi göstermiş olan bir kamuoyunun bu noktadan etkilenmesi çok zordur. En kötü şartlarla dolarını bankadan alacaktır. Bir şekilde farklı bir değerlendirme yöntemine girecektir. Bunlar çözüm değil. Ama bu şekilde atılan adımlar, bu şekilde atılan adımlar şunu gösteriyor ki devletin ve hükümetin Türk halkının bu denli ciddi miktarda dolar alıyor olmasından rahatsızlığını ifade ediyor ve bu amaçla da uygulamaya çalıştığı bir takım çözümler oldukça da bu bir anlamda ters tepki yaratıyor. Hatırlayınız, birkaç gün öncesinde Sayın Berat Albayrak seçimden sonra doları 6-7-8'ler seviyesinde bekleyenler hayal kırıklığı uğrayacaklardır mealinden bir takım ifadelerde bulundu ve ne yazıktır ki siyasiler döviz hakkında ekonominin sıkıntılı olduğu günlerde her ne kadar olumlu bir takım yaklaşımlarda bulunup da toplumu yönlendirmeye çalıştıklarında son dönemlerde gördüğümüz üzere hep anlık reaksiyonlar onların beklentilerinin tam tersine oldu. Hatırlayınız, Ağustos 2018 yılında da Sayın Erdoğan, Sayın Albayrak işte dolarla ilgili veya piyasayla ilgili bir takım açıklamalar yaptığı anda biz bu açıklamaları naklen izlerken doların ciddi şekilde hareketlenip tansiyonunun daha da arttığını görüyorduk ve bir anlamda içimizden şu geçiyordu: keşke bir açıklama yapmasalardı da hani bu kadar alevlenmeseydi gibi bir takım düşüncelerimiz dahi olabiliyordu. Evet sevgili arkadaşlar, tablo bu. Bu hafta içerisinde Fed'in yapmış olduğu açıklamalar da aslında gelişmekte olan piyasalar için iyi algılanabilecek olan bir durum iken oradan da bir satır arası çıkarıldı ve Fed aslında bir tarih verdi. Çok net açıklamalarda bulundu. Eylül ayında parasal sıkılaştırmaya son vereceğim dedi. 2019'un ikinci yarısında herhangi bir faiz artışı olmayacak, beklentim bu yönde değil dedi. Ama satır arasında çok önemli bir cümle vardı. Piyasa önce bu konuyu çok iyi fiyatladı. Hatırlayınız, dolar 5.40 seviyelerine kadar, 5.47'lerden 5.40'a doğru çok hızlı bir düşüş yaşadı bir saat içerisinde. Ama ardından tekrardan endekslerde ve de para birimlerinde gelişmekte olan ülkeler adına söylüyorum, Fed kararı sonrasında beklenen olmadı. Niçin? Çünkü Fed dedi ki hem kendi ekonomisinin, hem Avrupa ekonomisinin ve hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ve Asya ekonomilerinin önemli bir büyüme veya büyüyememe sorunu içerisinde olduğunu ifade etti. İşte bu büyüyememe, daralma, küçülme, resesyon, ekonomideki sıkıntılar doğal olarak para kazanmayı düşünen sıcak para veya likidite dediğimiz mevzunun bir kaygı duymasına sebebiyet verdi. Büyüyemeyen ülkeye niye yatırım yapayım? Paramı niye riske edeyim anlayışıyla son 2 ay içerisinde veya 2019'un ilk günlerinden itibaren bizim gibi gelişmekte olan ülkelere önemli yatırımlar yapmış olan fonlar bir şekilde oralardan çıkma ihtiyacını hissettiler. Arkadaşlar, biz de borsamızda gördük, cuma günü ve haftanın son 2 gün içerisinde önemli kayıplar yaşandı. Yabancı borsaya girdiği zaman dolar bozar ve TL ile hisse senedi alır. Hissesini sattığı zaman eline TL geçer. Bu TL'yi kendi ülkesine TL olarak götürecek hali olmayacağına göre pek doğaldır ki bunu dolara çevirecektir. İşte bu anlamda da doların
hareketlenmesinde bir etkinin olduğunu, borsadan çıkan paranın da yabancı nezdinde dolara yöneldiğini. Bu diğer taraftan yerli için de aynı şeyleri konuşabiliriz. Yerli de, yerli yatırımcı da borsadan artık uygun bir seviyeden satış yapması gerektiğini düşünüp de sattığı parasını doların hareketlenebileceği düşüncesiyle dolara yöneldi. Bütün bu faktörleri bir araya getirdiğimiz zaman arkadaşlar, Golan Tepeleri meselesi bana göre sadece bir bahanedir. Yani patlamak üzere olan, ciddi şekilde gerilmiş olan bir yay zembereğinden çıkmış gibi düşünmek lazım. Veyahut da bir şekilde bombanın fitili ateşlenmiş gibi. Evet, bu noktaya kadar yaşanmış olan hareketin gerçek sebepleri ve bu sebeplerin zemininde olan diğer gerçekleri izah etmeye çalıştık. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacak sorusunun cevabını çok net olarak verebilmek mümkün değil. Bundan sonra 3 gün içinde dolar 7 olacak, 10 olacak, 15 olacak gibi herhangi bir kesinlikle ifade kullanamayız. Teknik analiz de buna çok doğru yanıtlar vermeyebilir. Çünkü piyasanın tansiyonu o kadar yüksek bir durumda ki olay sadece ve sadece tansiyon ve psikoloji boyutuna erişmiş durumda. Eğer ki bugün veya pazartesi günü bu Golan Tepeleri ile alakalı olan mevzuda arkasından belki bir S-400 konusu gündeme gelecek, ABD Türkiye'ye kalkıp da ya sen bana karşı çıkıyorsun, sana ne benim orayı tanıyor veya tanımıyor olmamla ilgili gibi gibi bir açıklama yaparsa, bu açıklamanın ardından bizden bir takım açıklamalar giderse ve bu konu biraz daha dallanıp budaklanıp F-35, F-16, S-400 yaptırımlar gibi boyutlara ulaşacak olursa, işte bir Ray Brunson krizi gibi ciddi bir problemle karşı karşıya kalabiliriz. Fakat konu dediğim gibi Ray Brunson meselesi kadar bizi direkt ilgilendiren bir konu olmadığı için şu an yaşanmış veya yaşanmakta olan gerginliği o Ağustos ayında, ki ben grafiği özellikle bu noktaya getirdim. Ağustos ayında şuralarda bakınız, ilk olarak 1 Ağustos tarihinde 4.99 seviyesiyle bir kapanış yaşanmış ve hemen ardından 2 Ağustos tarihinde 5.06 ile bir kapanış gerçekleştikten sonra, yani 5 seviyesinin üzerine yerleşip olduktan sonra kısa bir süre içerisinde önce 5.56'ya doğru bir atak, önce 5.30'lara doğru bir atak yaşanıyor. Ardından bir gün sonra 5.56'lar görülüyor. Hemen ardından 6.80 gibi hareketin çok daha hızlandığını ve 7.21 atağını görüyoruz. Sonrasında ise arkadaşlar 7.21 görüldükten sonra önemli bir geri çekilmeyle bir anda 5.80'lere kadar büyük bir satış dalgası geliyor. İşte sevgili arkadaşlar, lütfen sizler de Ağustos ayının o 10-15 günlük süreci içerisinde veya genel olarak o bir aylık süreci dikkate alarak aşırı iniş ve çıkışları mutlaka anlamaya çalışınız. Yani o günlerde 6.80'e gittiği zaman 10'a gidecek, 9'a gidecek gibi söylemler, güya analizlerle sizleri bir şekilde dolar almaya sevk eden, önemli hayallere gark eden bu tablodan sonra yaşamış olduğunuz şu bölgedeki önemli bir düşüşü görüyorsunuz ve bu bölgede aylardır dolar ne zaman yeni olacak, ne zaman zararımı çıkarabilecek duruma geleceğim şeklinde önemli bir dolar mağduru oluştu. Yeni bir mağdur olmamanız için, yeni bir dolar mağduru olmamanız için, yatırımcı mağduru olmamanız için piyasayı çok yakından izlemeli ve sürü psikolojisiyle hareket etmemelisiniz. Burada önemli olarak arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum. Evet, dolar cuma günü itibariyle 5.80'ler seviyesini gördü, 5.84'ler seviyesini gördü. Ama o gün, o pazartesi günü doların 5.60'a inmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Aynı şekilde pazartesi günü doların veya önümüzdeki hafta 6.15 seviyelerini görmeyeceğinin de hiçbir garantisi yoktur. Bu açıdan bu hızla, bu gazla cuma günü böyle bir atak yaşandı, pazartesi de aynı hızla devam edecektir ve 6-6.5 olacaktır, birkaç gün içerisinde şu olacak ve seçimden sonra zaten kimse tutamaz, şu olur bu olur gibi kesin yargılarda bulunmak doğru değildir. Bu sebeple ne yapılması gerekiyor? Yapılması gereken şu arkadaşlar. Öncelikle doların zorlanabileceği kritik seviyeleri hafızaya kazımak gerekiyor. Nedir arkadaşlar şimdi? Biz bu noktaya gelelim isterseniz. Görmekte olduğunuz grafiğimiz arkadaşlar bir günlük grafiktir ve bu son günde oluşan bu müthiş barı göstermektedir. Ve bizim teorimiz neydi değerli dostlar? Şurada bir çizimimiz vardı. Buradaki noktamızın destek bölgesi olduğunu, bu desteğin günlerdir önemli bir
teknik yapı şeklinde çalıştığını ve şuradaki 5-50 direncini aşma çabası içerisinde bir gayretin var olduğunu tanık oluyorduk. Ve burada bir kanalımız vardı. Bu kanalımızın alt bandı olarak 5.40'lar civarını ve 5.42 seviyesinin 5.43 ve 5.42, 5.43 seviyesinin önemli bir destek özelliğinde olduğunu. Bu destek üzerinde kalındıkça öncelikle 5.55'e yönelik bir atak beklenebileceğini ama 5.55 direncinin aşılması belki ilk etapta zor olabilir düşüncesiyle 5.52, 5.54 aralığında temkinli olmak, tekrardan 5.50'ye doğru bir geri dönüş yaşayıp da o seviyenin destek gücünü sağlamlaştırabilmek, teyit edebilmek gibi bir tablonun olabileceğini ifade etmiştik. Bu normal koşullar altında beklenebilecek olan bir durumdu. Tabii ki bilemezdik ABD çıkıp da Golan Tepesi ile ilgili onu söyleyecek, bunu söyleyecek vesaire. Bu tablo tabii ki haber akışı manzarayı bir anda değiştirebildi ve çok ciddi bir şekilde şurada gördüğünüz direncin aşıldığını ve yine şurada görülen Ocak ayının ilk günlerinde yaşanmış olan bir atak vardı. Gece yarısı Japonya'da yaşanan bir tablo vardı. Bunun dahi üzerine çıkılabilecek kadar güçlü bir atak yaşanmış oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar, bizlerin özellikle ve özellikle takip etmesi gereken seviyeler hangi seviyeler olmalı? Bu konunun üzerinde durabilmemiz açısından biz biraz daha büyük bir çerçeveden bakalım istiyorum tabloya. Arkadaşlar bu grafiğimiz evet günlük grafiğimizdi ve günlük grafiğimizden ben haftalık grafiğe dönüş yapacağım. Evet. Arkadaşlar haftalık grafiğimiz şurada görmekte olduğunuz gibi 5.13'ler seviyesine kadar yaşanan geri çekilme ile 7.20 arasındaki bölgeyi referans kabul etmek üzere çizilmiş olan bir Fibonacci grafiğidir. Bu grafiğimiz itibariyle değerli dostlar şurada 5.50 5.62 seviyesinin önemli bir direnç konumunda olduğunu haftalık formasyon adına hani günlük değil de kısa orta vade adına şu kararlı yükselişin Fibonacci direnci olarak yaşayabileceği ilk zorluğun 5.62 bölgesi olduğunu sürekli olarak sizlere aynı grafik ve aynı çizim tarzıyla izah etmekteyim. Şu anda 5.62 direncinin üzerine çıkıldı ve %38.2'ye denk gelen 5.92 seviyesindeki direnç bölgemiz bir hedef haline geldi. Sevgili arkadaşlar, 5.92 seviyesi şu anda dolar TL'nin önündeki en önemli teknik direnç konumundadır. Bu dirence ulaşabilmesinin ana koşulu ise şu aşmış olduğu, geçmiş olduğu şu direnç bölgesini kendisine destek yapabilmesidir. Bakınız, geçtiğimiz tarihlerde Ocak ayının ilk günlerinde bu bölge aşılmak istenmiş, üzerine çıkılmış ama tekrardan aşağısına dönülmüş. Geçilememiş, aşılamamış net bir şekilde. Şu anda da benzer bir durum var. Bu durum eğer önümüzdeki haftada bu seviyenin üzerinde 5.62'nin üzerinde kalabiliyor ise eğer geri dönüşlerde bu hızlı yükselişin ardından gelebilecek olan realizasyonlar veya farklı farklı söylemlere bağlı olarak olabilecek geri çekilmelerde biz 5.62 seviyesini bir destek olarak kabul edebiliyorsak bu durumda diyeceğiz ki işte şu 5.62 direnci artık aşılmıştır, geçilmiştir. Bu durumda hedef çok daha güçlü ve net bir şekilde 5.92'dir diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, 5.92 direnç seviyesine bir günde de gidebiliriz. Bir saatte de gidebiliriz. Pazartesi günü açılışla birlikte veya pazar gecesi bu gece açılışla birlikte de bu seviyelere gidilebilir. Ama bunun hiçbir kesinliği ve garantisi yok. Lütfen bunu biliniz. Yani geçmişteki hareketlilikleri dikkate alıp da geçmişte olduğu gibi hızlı bir şekilde 7'ye 7.30'a gideceğiz. 2 gün içerisinde bu seviyeler görülecek anlayışıyla siz piyasalar açıldığı anda hemen yetişeyim, dolar alayım, paramı dolara çevireyim gibi bir strateji içerisinde olursanız belki 10 dakika sonra doları 5.65'te göreceksiniz. Belki 5.60'da göreceksiniz. Ve bu anlamda çok üzülüp sıkıntı duyabileceksiniz. O anda o panikle satacaksınız. Tekrardan yükseliş başladığı anda bir kez daha pişman olup aman treni kaçırmayayım diye bir kez daha alım yapacaksınız. Stratejinizi belirlemediğiniz takdirde akan suya kürek çeker gibi, dalga nereye vuruyorsa o tarafa gider gibi, rüzgar nereye savuruyorsa o tarafa yönelir gibi eğer işlem yaparsanız çok hızlı pişmanlıklar duyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dedik ki 6.62 seviyesi bir destek haline gelmeli ve bu destek eğer korunabiliyor ise
aşağı gelinmiyorsa bu durumda teknik hedefin 5.92 olabileceğini buradan görmekteyiz. Şayet 5.92 seviyesi de aşılacak olur ise bu durumda takip etmemiz gereken bir sonraki direncimiz arkadaşlar %50 Fibonacci direncimizi temsil etmekte olan 6.17 seviyesi veya 6.20 olarak görülmekte. Arkadaşlar şimdi bu grafiğimi bir başka çizim yöntemiyle doların 3.70'ler seviyesinden başlatmış olduğu hareketle 7.20'lere kadar olan ulaştığı geniş bir pencereden bakalım. Daha geniş bir pencereden bakalım. Bakalım buradaki tablo nasıl oluyormuş. Yani orta uzun vade olarak 3.70'den başlayan bir hareketlilik vardı. Bu hareketlilik ise arkadaşlar Ocak ayının 2018 yılının Ocak ayı başında yaşanmış olan bir hareketlilikti. 3.70'den başlayan hareket 7.20'lere giderken şurada görmekte olduğunuz %50 olarak temsil edilen 5.47 seviyesi önemli bir direnç olarak son dönemlerde algılanmış. Bu direnç geçilmek istenmiş, başarılı olunamamış, tekrar aşağılara inilmiş ama şu anda son 3-4 haftadır bu 5.47 direncinin ciddiyetle sorgulandığını, birkaç defa üzerine çıkmaya çalıştık, 5.50'ye geçemedik, tekrardan 5.45 üzerinde yerleştik ama son günlerdeki 5.45-5.50 aralığındaki güçlü görünüm ve sürekli sizlere bahsettiğim bu kademeli yükseliş eğiliminin haftalardır devam ediyor olduğuna dikkat çekiyor olmamın sonucunda işte arkadaşlar bir sebep bir neden bulundu ve bu 5.50 direnci çok hızlı bir şekilde aşılmış oldu. Şimdi sevgili dostlar 5.47 direnci daha doğrusu şuradaki direncimiz aşıldı diyebiliyoruz. Eğer ki bu seviyenin aşağısına bir geri dönüş olmazsa ki olma ihtimalini bu şartlar altında oldukça zor görebiliyoruz. Yine gördüğümüz gibi arkadaşlar %38.2'ye denk gelen 5.88 seviyesinin de burada bir direnç olduğunu görüyoruz. O halde biz çizimimizi gerek orta vadeli yapalım, gerek uzun vadeli yapalım, gerek 5.13 seviyesini son günlerin en düşüğü olarak kabul edelim. Gerekse biraz daha geri giderek 3.70'lerden başlayan hareketliliği baz olarak bir teknik analiz çalışması yapalım. Hepsinde görebildiğimiz olay 5.90 seviyesi, 5.88-5.92 bölgesinin bir direnç olduğunu. Şu an içinde bulunduğumuz anlık gelişmeler itibariyle önümüzdeki ilk direnç olduğu gerçeğidir. Özellikle ana desteğimiz 5.47'dir. Ama az önceki çizimde göstermiş olduğum üzere bu daha uzun vadeli bir çizimdir. 5.47 seviyesi orta uzun vade için artık önemli bir destek haline gelmiştir. Bu seviyelere yaklaşımlar alım yönünde izlenebilir. Belki o anki piyasa koşulları da önemli olmak kaydıyla. Ama şu grafiğimiz 5.13 ile 7.20 arasındaki bölgeyi ifade eden biraz daha yakın tarihli bir projeksiyondur. Buradayız arkadaşlar 5.62 seviyesini önemsemek durumundayız. 5.62 üzerinde kalınıyor ise bu durumda 5.90 ardından da 6.20'ye doğru hareketlilik önümüzdeki ilk önemli dirençler konumunda. 6.20'de aşılacak olur ise bu kez 6.40. Arkadaşlar önemli bilmeniz ve de uygulamanız gereken hususlar şudur. Bu vermiş olduğum seviyeleri bir köşeye not almanızda veya günlük ve haftalık pivot verilerini yakından takip etmenizde büyük bir yarar var. Çünkü belli bir direnç aşıldığı zaman nereye kadar yükselebilir sorusuna atıp tutarak cevap vermektense hiç olmazsa bir bilimsel veriyle yaklaşım göstermek doğrudur. Şurada görmekte olduğunuz gibi artık biz bu noktada hiçbir şey bilmiyor olarak yorum yapmak yerine şu çizginin önemli olabileceğini, bu noktanın 5.90 seviyesinin kritik bir nokta olabileceğini düşünerek bu seviyelere yaklaşımlarda biraz daha dikkatli ve temkinli olursak herhangi bir geri çekilmede de 5.60'a kadar bu geri çekilmenin devam edebileceğini bilirsek en azından öngörülümüzü doğru ve haklı bir şekilde gerçekleştirmiş oluruz. Ne zaman nereye kadar veya bir yükselişin nereye kadar olabileceğini, gelebilecek olan bir satış dalgasının da nereye kadar devam edebileceğini bilerek zararımızı ve karımızı optimize etme imkanına sahip olabiliriz. Değerli arkadaşlar, bu hafta için pivot verilerine baktığımız zaman 5.69 seviyesini haftanın pivotu olarak öngörmüş. 5.62 seviyesi az önce belirttiğim gibi kritik bir destek noktamız o halinde artık değerlendirilecektir. 5.70 ise... Çok affedersiniz. 5.70 ise bu haftanın pivot seviyesidir. Bu seviye üzerinde kalmaya devam ettikçe ilk olarak 5.98 seviyesi görülmekte.
5.98 seviyesine kadar, yani 6 seviyesine kadar bir hareketlenme söz konusu olabilirmiş. Ancak biz 5.90-5.92 bölgesinde de şurada Fibonacci dirençlerimizin olduğunu biliyoruz. Belki bu direncin üzerine bir sıçrama yapmak isteyecektir. 5.98'leri görmek isteyecektir. Oradan tekrar bu 5.92-5.88 direnç bölgesini test etme aşamasına gelebilecektir. Daha yuvarlak bir ifadeyle 5.88 ile 6 seviye aralığı önemli bir aralıktır. Niye? Hareketlilik ve dalga boyu oldukça yüksek, hızlı hareketler olabilmekle her an bir iki kuruşluk inişler ve çıkışlar olabiliyor. Bir sonraki direnç bölgemiz ise arkadaşlar, pivot direncimiz ise 6.13-6.15 olarak görülmekte. Az önce sizlere ben haftalık grafiğimde de zaten 6.17 seviyesinin önemli bir direnç konumunda olduğunu ifade ettim. 6.17-6.20'nin ötesinde ise 6.40 seviyesi şu an içinde bulunduğumuz sürecin önemli kritik noktaları konumunda. O halde arkadaşlar, ana desteğimiz 5.47, 5.48 veya 5.50 diyebiliriz. 5.62 seviyesi yakından takip edilmeli. Eğer bu hafta içerisinde 5.62'nin aşağısına gelmeyen bir seyir görüyorsak yönün 5.90'a doğru olabileceğini düşünebiliriz. Haftalık pivot verileri itibariyle 5.70'in üzerinde kalıyorsak doların gücünün çok daha yüksek olduğunu, gerileme ihtimalinin çok daha zayıf olduğunu ve 5.70 üzerinde kalmaya devam ettikçe her an her saniye 5.80'lere 5.90'lara doğru bir hareketin başlayabileceğini veya bu hareketin buraya kadar devam edebileceğini düşünebiliriz. Sevgili arkadaşlar, dolar ile ilgili olarak şu an söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Gece saatlerinde BIOP konusuyla ilgili ve Merkez Bankası'nın yaptığı yapmadığı işlemlerle ilgili olarak da ayrıca ekstra bir analiz de aktaracağım. Buradaki analizin amacı mevcut hareketlerin sebeplerini sizlere izah edebilmek, görünen görünmeyen nedenleri bir şekilde sizlere arz edebilmek ve teknik olarak takip edilmesi gereken seviyeleri bir şekilde dikkat çekebilmektir. Bir kez daha söylüyorum sevgili arkadaşlar, bu gibi haber trafiğiyle alakalı olan durumlarda teknik analiz, şu kriter bu kriter her zaman başarılı olamıyor ama hiçbir şey bilmeden sadece ekranlara bakmaktansa yine de geçmişte bugüne kadar veya büyük yatırımcıların yıllardır izlemekte olduğu teknik kriterleri de bir şekilde hatırda, akılda bulundurmanın yararlı olduğu kanaatindeyim. Değerli dostlar, herkese çok iyi bir hafta sonu diliyorum. Seyahatte olmam sebebiyle maalesef sıcak gelişmeleri son 2 gündür anlık bir şekilde aktarma imkanı olmadı. Bu gece seyahatim son bulacak. Önümüzdeki hafta inşallah daha sık birlikteliklerle ayrıntılı yorumlar aktarmaya gayret göstereceğim. Hoşçakalınız, sevgi ve saygılarımla.